Bugün 5 Mayıs ve günlerden pazartesi, biz de bir kez daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyası gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Barış Kahraman, Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Kapatıyoruz diyerek ortalığı velveleye veren ve 8 Nisan'da Windows XP'ye verdiği güncelleme ve güvenlik desteğini durduran Microsoft, geçtiğimiz günlerde bizim de haberini yaptığımız üzere Internet Explorer'da çıkan bir hata yüzünden kapattığı Windows XP'ye yeni bir güvenlik güncellemesi getirmek zorunda kaldı. Internet Explorer'ın sözü edilen bu açığının ne kadar büyük olduğu ya da hangi alanda olduğu bilinmese de Microsoft'un eteklerini tutuşturacak ve hizmet vermeyi durdurduğu bir işletim sistemine güncelleme getirecek kadar büyük olduğunu söyleyebiliriz. Samsung'un bitmek tükenmek bilmeyen telefon modellerine geçtiğimiz hafta bir yenisi daha eklendi. Singapur'da tanıtımı yapılan ve Galaxy S5'in kamera odaklı versiyonu diyebileceğimiz Samsung Galaxy K Zoom modeliyle ilgili bütün bilgileri ve geçtiğimiz yılın S4 Zoom modeliyle olan karşılaştırmasını webtekno.com'da bulabilirsiniz. Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkedeki geliştiriciler Google Play Store'da ücretli uygulama bulunduramıyordu. Google ise geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla Türkiye'de dahil olmak üzere 130 yeni ülkeye daha ücretli uygulama bulundurabilme izni verdi. Yani artık Türkiye'deki geliştiriciler hiçbir zorlukla karşılaşmadan Google Play Store'da uygulamalarını satışa sunabilecekler. Kendisini Google'a rakip olarak gören ancak o kadar da başarılı işlere imza attığını söyleyemeyeceğimiz Yahoo, Google'ın YouTube hamlesinden sonra video işine ağırlık vereceğinin sinyallerini vermişti. Geçtiğimiz haftada iki yeni dizi projesine başlayacağını ve bu dizilere destek vereceğini belirten Yahoo yönetimi, aynı zamanda dizilerin yalnızca Yahoo'nun video kanalında yayınlanacağını söyledi. Marisa Mayer yönetiminde iyi adımlar attığını söyleyebileceğimiz Yahoo'nun dizileri ne kadar tutar ve YouTube'dan ne kadar müşteri çekebilir göreceğiz. Google ve Yahoo'nun ardından arama motoru dendiğinde belki de aklımıza gelmeyen isimlerden biri olan Bing, geçtiğimiz hafta çocuklara özel bir arama motoru geliştirdiğini duyurdu. Bing in the Classroom isimli bu arama motoru, güvenlik önlemleri ve reklamsız sunduğu içeriklerle beğeni toplayabilecek gibi dururken, bazı içeriklerin engellenmiş olması sınıflar dışında başka bir yerde kullanılmayacağını işaret ediyor. Kendisine rakip olmaya çalışan firmalar bu denli çırpınırken Google bunları bırakmış dünyaya ele geçirme planlarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Google insansız arabayı şehir trafiğinde test etti ve oldukça başarılı sonuçlar aldı. Nokia'nın kalan parçalarını da kendi bünyesine kattıktan sonra Microsoft, telefon pazarındaki rekabete Nokia ismi olmadan devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Nokia'nın meşhur binasındaki tabelayı Microsoft tabelasıyla değiştiren firma, aynı zamanda çektiği reklam filminde de Nokia'nın ismini hiçbir şekilde geçirmedi. Telefonun isminin ne olacağı ya da nasıl gideceğini merak ediyoruz, ancak Nokia'nın 3310, 3210, 5110 gibi modellerini hiçbir zaman unutmayacağımızı söylüyoruz. Sosyal medyanın satın almalara doyamayan çocuğu Facebook, geçtiğimiz hafta düzenlediği F8 kongresinde yeni özelliklerini duyurdu. Facebook Messenger'ın mobil uygulamasıyla artık video gönderebileceğimizi söyleyen Facebook, aynı zamanda Facebook bilgilerimizle giriş yaptığımız sitelerde hangi kullanıcı bilgilerimizin kullanılacağını söylememize de imkan veriyor. Bu sayede güvenlik önlemleri artırılırken kullanıcılar da Messenger üzerinden uygulama zenginliğinden daha fazla faydalanabiliyor. First Person Shooter tarzı oyun severlerin her sene yenisini merakla beklediği Call of Duty serisinin 2014 model oyunu Advanced Warfare'ın tanıtım videosu geçtiğimiz hafta yayınlandı. İçinde Crysis gibi pek çok oyundan alıntılar olduğunu söyleyebileceğimiz Advanced Warfare'ın en çok ilgi çeken tarafı ise Kevin Spacey'nin 3D modellenmiş hali oldu. Call of Duty Advanced Warfare'ın trailer videosunu www.webtekno.com'da bulabilirsiniz. Unutmadan, oyun 2014'ün Kasım ayında piyasaya çıkacağı söyleniyor.
3D modellemeden bahsetmişken geçtiğimiz hafta animasyon konusunda bir haber de Türkiye'den geldi. Türkiye'nin ilk 3D animasyon sinema filmi olduğu söylenen ancak bu konuda hala şüphelerimizin devam ettiği Uzay Kuvvetleri 2911 adlı film bu sene içerisinde vizyona girecek. Ne kadar gişe yapacağı ya da ne kadar izleyici toplayacağı bilinmeyen Uzay Kuvvetleri 2911 aynı zamanda Türkiye'nin ilk bilim kurgu filmleri arasında da yerini alacak. Haftaya bir başka haberde görüşmek üzere. Ben Barış Kahraman, Web Tekno Haber'den bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.